Ben yaklaşık 8 yıldır karavanla geziyorum. Daha önce 4 yıl bir arkadaşımla birlikte gezmiştim. Neredeyse Türkiye'nin tamamını gezdim. Gürcistan'ın batımı bölgesini gittik. Hani Gürcistan yurt dışı sayılmıyor artık ama orayı gezdim. 2 yıldır da yalnız seyahat ediyorum. Ben seyahat ediyorken arkadaşlarım bana soruyorlardı. Neredesin Yıldız? Ne yapıyorsun Yıldız? Senin için endişe ediyoruz Yıldız. Ben de bir grup kurdum. Dedim ki hepiniz buradan bakın. Benim size internetim yetmez. Bir 10 kişiyi üye yaptım. Sonra birkaç karavancı arkadaşımı daha davet ettim. Ve grup şu anda 20 bin kişiyi aştı. Kadın Karavancılar grubu adı. Sadece kadın üye kaydediyoruz. Bu arada erkek üye yok. Soru soruyorlar. İşte yol göstermek üzere bazı arkadaşlar da cevap veriyor. Fakat çoğunluk şöyle söylüyor. Ya o tarafta benim evim var. Gel bende misafir ol. Çamaşırını yıkayalım. Bak elektrik de al. Ondan sonra dinlen git. Herkes birbirine yardım önerisinde bulunuyor. Sanıyorum bizim grubun en önemli özelliği ciddi bir kadın dayanışması içermesi. Biz kalabalık bir aileyiz. Çok kalabalık bir aileyiz. 10 kardeşiz. Babam bizi sürekli seyahate götürürdü ve her türlü araçla bir yerlere götürürdü, gezerdik. Ben hep derdim ki büyüdüğüm zaman çok büyük bir araba alacağım, içine bütün ailemi dolduracağım ve gezeceğim derdim. Bu hayalin kaynağının başka yerlerde karavan olarak adlandırıldığını bilmeden o zamandan bu tarafa karavan hayali kuruyormuşum. Sadece karavanda yaşayan bazı kadın arkadaşlarım var benim. Evlerini kapattılar, çocukları büyüdü. Yalnız bir hayat sürdürmektense karavanda yaşayarak seyahat etmeyi tercih ettiler ve çok mutlular. Karavan hayatı minimal bir dünya demek. Çok az eşyayla çok yol yapmak demek. Karavan sizi aslında ne kadar az şeye ihtiyaç duyduğunuzu hatırlatan bir yaşam biçimi. Seyahati seven ve minimal yaşama hazır hisseden kadınlara tavsiye ediyorum. Kadınların Türkiye'de güvende olmadığını düşünen çok ciddi bir grup var. Onların bu düşüncesini reddedemeyeceğim. Yani ben de katılıyorum. Kadınlar maalesef tehlikede olan bir kesim, özellikle seyahatte. Ama bunun güvenlik önlemleri var. Ben motokaravan kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü yalnız seyahat ediyorum. Aracımın arka tarafında uyurken dışarıda bir gürültü duyduğumda, bir sıkıntı hissettiğimde hemen koltuğun arasından direksiyona oturup oradan uzaklaşabiliyorum. Bu güvenle seyahat ediyorum. İnsanların olduğu bir yerde konaklamaya çalışıyorum. Bilmediğim bir yerde hastane önü gibi, devlet kurumlarının önleri gibi ya da kameralı yerlerde ya da bilindik benzin istasyonlarında konaklamayı tercih ediyorum. Diyelim bir kırsaldayım. O zaman da kolluk kuvvetlerine haber veriyorum. Kadın karavancı olmanın en iyi tarafı herkes sizi sahipleniyor. Herkesin hanım kızısınız. Herkesin misafirisiniz. Bütün Türkiye'de orada yaşayan yerel halk sizin misafir olduğunuzu biliyor ve ağırlamak istiyor. Doğudaki yemekler biraz damak tadıma daha uygun geldi. Ege'nin zeytinyağları herkes söz eder ama ben bizzat orada bütün zeytinyağları tatma imkanım oldu. Sonra bazı balıkçı köylerinde yediğim balık yemeklerini unutamıyorum. Çanakkale'nin peynir tatlısı. Bakın onu tek geçerim, onu muhakkak söylemek isterim. Ben bütün Türk yemeklerini, Türk lezzetlerini sevdiğim için Diyarbakır'ın ciğeri. Hangisini sayayım? Hepsi birbirinden güzeldi. Ben yola ilk çıktığım günden beri bir günlük tutuyorum. Tuttuğum günlükte gittiğim, konakladığımız her yerin pazarından, insanından, doğal yapısından, havasından ve yöreye özgü minik özelliklerinden söz etmeye gayret ediyorum. Orada yaşadığım anılar, tanıştığım insanlardan söz ediyorum. Günlüğümde bu var. Aynı zamanda ben fotoğraf çekiyorum. Fotoğraf merakım var. İşte sunumlar yapıyorum, sergilere dahil oluyorum. Eğer vakit bulabilirsem gezmekten bu anılarımı kitaplaştırmak istiyorum. Burası benim karavanımın içi. Ben karavanımı klasik bir karavan anlayışına göre yapmadım. Daha çok bir oda olmasını istedim. Sanki evimden bir parça gibi olsun istedim. Yatak platformum, işte enerji dolabım, sonra mutfağım, dolap vesaire, bunların hepsini
kendim tasarladım, bütün kumaşları kendim diktim. Bu içeriye girdiğim zaman geniş bir alan olsun istedim, nefes almak istedim. Dolayısıyla yaşam alanını bu şekilde tasarladım.